Herkese merhaba ve Bloodborne'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle geçen bölümde demiştim hani kamera olmayabilir. O yüzden ne kadar rahatsız olursunuz ondan diye sormuştum. Ve onun dışında hani genel olarak seri hakkında fikrinizi sormuştum. Hiç beğenmeyenler olmuş, çok sevenler olmuş. Biraz karışık genel olarak insanların tepkileri açıkçası. Ama hani çok isteyenler, çok sevenler ve bu tip bir seriye başladığıma, bu oyuna başladığıma çok sevinenler olmuş. Çünkü aranızda bu oyunu çok seven, defalarca bitirmiş bir sürü insan varmış anlaşılan. Dolayısıyla eğer bir sıkıntı olmazsa bu serinin de sonuna kadar geleceğiz bu oyunun. Tamam. En kötü ihtimal yayına atarız seriyi videodan ziyade. En kötü ihtimal. İyice insanlar istememeye başlarsa ama şu anda her türlü sonunu göreceğiz gibi görünüyor en azından. Tamam. Ve tabii ki herkese de tekrar teşekkür ediyorum genel destekleri için. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ben de bilmiyorum. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Yani evet. Ayrıca geçen haftalarda fazla yayın yapamadım. Fazla değil, hiç yayın yapamadım sayılır hatta. Yani okulumun son haftasıydı. Şu anda bu videoyu çektiğim zaman okulum bitti. Sadece vermem gereken son bir iki rapor ve de finaller var. Dersler bittikten sonra finaller oluyor. Finaller de ayın 14'ünde bitiyor. Yani ayın 14'üne kadar haftada 1-2 gün yayın olur. Fakat ondan sonra ops. Asıl finaller bittikten sonra iyice yoğunlaştıracağım yayın ve video şeyini. Şimdi finallere kadar hani finaller hala beni bekliyor ama en azından artık okula gidip gelerek zaman kaybetmiyorum. O yüzden zamanım daha çok. Finallerden de kurtulduktan sonra iyice çok zamanım olacak. Acayip çok zamanım olacak. Yani o anı heyecanla bekliyoruz bir bakıma, değil mi? Tamam. Şimdi geçen bölüm burada kalmıştık. Burada ölmüştüm. Eğlenceliydi. Şimdi burada şansımızı bir kere daha deneyeceğiz. Şu kargalar sorun her şeyden çok, biliyor musunuz? Tamam. Iskaladın mı onu ya? Ciddi misin sen? Kargayı. Tamam. Kargalar vursun bana çok önemli değil açıkçası. O büyük dayımız öldü ya. Geri kalanı önemli değil. Ha, gayet kolay. İki tane de iksir geldi büyük dayıdan. Herhangi bir şey kaybetmedik. O zaman her şey hoş. Şimdi eğer buradan devam edersek bir boss fight var. Ve o boss fight'ı öldürmem veya yenmem gerekmiyor açıkçası. Yani kendimize başka bir yol arayacağız galiba. Evet, buraya bakacağız biraz, bu tarafa. Burası ta geçen bölümlerde şu, bakın burada kestirme buldum. Fakat burası çok kestirme değil, çok daha kötü bir yere çıkıyor gibi bir şey demiştim hatırlıyorsanız. Burası orasıymış. Yani en baştan buraya atlayıp şuradan dolaşsaydık çok daha önceden kestirmeyi açabilirmişiz. Kötü bir yer değilmiş burası kısacası. Her neyse, ayrıca diğer bölümlerin bazılarında kamera olacak. Şu anda bunlar da yok ama bu daha çok hem kamerayı hem oyunun videosunu ayarlayıp yükleyecek zamanım olmadığından. Dediğim gibi kamera ekleyince çok daha uzun zamanım alıyor. Videoyu hazırlayıp yüklemesi. Her şeyden çok o yüzden bu. Tamam. Hiç kaçmaya uğraşmadan düz kafa atıyorum. Çok ideal değil ama. Ayrıca bazı evdeki insanlar bizimle konuşuyor böyle. Hani direkt olarak bir iletişimimiz olmuyor. Birbirimizi görmüyoruz genel olarak. İçeriden sadece konuşuyorlar ama. Evet. Bildiğin güvenli bir yer var mı diyor. İleride güvenli bir yer buluyoruz ve bu arkadaşı oraya götürebiliyoruz. Eğer canımız isterse. İstemezse götürmeyebiliriz. Güç bizde, ne güzel değil mi? Şimdi buradan direkt aşağı inebilirim. Ya da buradan geçebiliriz. İkisi de havalı yollar ama ben galiba buradan gideceğim. Şuradaki arkadaşta bir şey var. Alabilirsek. Ops, öldüm. Ölmedim. Hala ölmüş olabilirim. Aşağı düştüm. Dev fareler. Hoş değil. Sadece onu aşağı düşürmek istemiştim, zincirini kesip, fakat düşüremedim. Bu baltayla vururken çok ileri gidiyormuş karakter. Ona hala alışamadım. Boşuna düştük. Öldüğüme de emindim neredeyse o kadar mesafeden düşünce ama. Ölmemişiz, ne güzel. Ama şimdi buradan nereye gidebiliriz veya ne yapabiliriz? Pek bir fikrim yok. Burayı bilmiyorum. Normalde o yukarıdaki arkadaşı düşürecektik aşağı ve o arkadaşın içinden galiba bir silah alabiliyorduk, yeni bir silah. Yeni silah alamadık. Yani buraya muhtemelen bir daha geleceğiz dolaşıp.
Çok büyük ihtimalle. Şu tarafa doğru bir göz atalım o zaman. Başka gidebileceğim bir yol yok zaten şu anda. Tek gidebileceğimiz yol burası. Canımızı dolduralım, ne olur ne olmaz. Sürpriz bir şey çıkar. Ha, şimdi aşağıdan gidebiliriz, şuraya bakabiliriz veya yukarı çıkabiliriz. Şimdilik bir yukarı çıkalım. Eğer geri dönebilirsem o düştüğüm yere, orada ne varsa o eşyayı almak istiyorum açıkçası. Bir şey bizi ateş ediyor. Uf, 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 uf. Ne güzel vurdu. Öncelikle şu ateş edenleri halletmek lazım ama. Evet. Öncelikle bu ateş edenler, yoksa bize sıkıntı çıkaracaklar. Güzel. İksirimiz biraz azaldı. Önemli değil, eminim yaratıklardan çıkar. Biraz önce beni havaya zıplatan şeye ne oldu yaratığa? Beni takip etmedi mi o? Çok güzel dayak yedik. Bayağı güzel dayak yedik. Aa, niye o kadar dayak yedim ondan ya? Şu silahtan bir kurtulsaydım, baltadan. Çok yavaş geliyor. Neyse tamam. Hala ölmedik. İksirimiz bitti ama biraz daha dikkatli oynamamız lazım artık bu noktadan sonra. Ha. Orada bir şey var. Şurada galiba zırh seti vardı hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam ve oyun sonuna kadar kullanabileceğiniz tipten bir zırh setiydi. Fakat oraya şu anda nasıl çıkacağım en ufak bir fikrim yok. Yani ne yapıyorum? Buradan aşağı atlayacağım. Galiba. Daha sonra buradan yukarı çıkacağız. Şu anda aklıma daha iyi bir fikir gelmiyor. Bu bizi buraya getirdi. Burası neresi? Hiçbir fikrimiz yok. Önemli de değil. Tamam. Selam karga. Senden ne çıktı? Çakıl taşı. Bir kere de işe yarayan bir şey çıksaydı. İksir falan. Yine hasar aldım boşu boşuna kendi şeyimden, sabırsızlığımdan. Neyse. Ha, orada o büyük dayılardan var. Burada ölme ihtimalimiz var. 5700 şey kaybetmiş olacağız. Yani ölmemeyi tercih ederim tabii ki ama ihtimalimiz yüksek. Özellikle arkasını dönerse bu arkadaş biz ona bir şey yapamadan. Ki dönmeyecek gibi. Çok iyi. Tamam. Yani yine içinden iksir çıkmadı ama her neyse. Buradakilerle konuşabiliyorduk yanılmıyorsam. Evet. Sefil yabancı. Peki. Ben de seni seviyorum. Burada bizimle konuşan birisi var mı? Yok. Yok. Yok, yok, yok. O zaman galiba buradan yukarı çıkıyoruz. Ve burası da bize bir kestirme açıyor galiba. Buradan nereye çıktık biz şu an? Ve Hüsnü mikrofonun üstüne atladı biraz. Pardon. Ses rahatsız ettiyse. Ha, ilk bölümde gördüğümüz kapı bu, değil mi? Evet, burası. Aynen. Tamam. Bir bakıma kestirme açtık. Bu kestirmeye nereden gelebiliriz veya nereden kolay gelebiliriz bilmiyorum. Ama kestirmeyi açtık. Şu anda geri dönmeyeceğim. Geri dönmem için bir neden yok. Değil mi? Yok ya. Bu tarafı tamamen gezdim ve tam anlamıyla hiçbir şey yok gibi geldi. Yani aşağı ineceğiz. Aşağıda bir şeyler var mesela. Şurada yatanların hepsi kalkıp bana saldıracak. Şu an yerde ölü gibi gözüken her şey. Ama bence öldürürüz ya onları. Biraz sayıları fazla gibi görünüyor şu an ama ben inandım. Peki bayağı yavaşlarmış. Sadece etrafında yürürsem hiçbir sıkıntı çekmem muhtemelen. Öyle geldi yani. Belki de yanılıyorumdur ama. Sadece şunu yaparsam bana vuramıyorlar. Evet, direkt. Direkt durum o. Etraflarında yavaşça yürüyün. Tabii ki hepsi aynı anda saldırırsa bunu yapması daha zor olur ama. Veya bu kadar yavaş saldırana kadar direkt vurup da öldürebilirsiniz büyük ihtimalle. Ama şu anda iksirlerim bu kadar azken hiçbir şeyi riske atmayacağım. Hiçbir şeyi. Pekala. Şimdi gidebileceğimiz iki yol var. Şuradan devam edebiliriz. Orada daha fazla o yaratıklardan var gibi görünüyor. Ve burası var. Ve burada tam anlamıyla hiçbir şey yok gibi. Illusion Wall falan var mı bu oyunda da? Illusion Wall ayrıca normal duvar gibi gözüküyor. Kılıcınızla vurunca direkt gizli bir yol açıyor size. Eski Dark Souls oyunlarında var genelde ve
Eğlenceli bir şey değil çünkü varlığını bilmeniz neredeyse imkansız olan bir şey. Tek tek kafalarına vuruyoruz. tamam. Sen artık bir tane kaldın direkt. Geriye dönerek vuruyordu neredeyse. Bir tane daha iksir. Süper. Karşıda bir öküz görüyorum. Çok korkunç. O öküzle şimdilik çok uğraşmayalım. Karga nereden geldi ya? Ne? Bana ne vurdu? Karga mı vurdu? Bir ani bir saldırı mı yaptı galiba? Sen de bir düş bakayım. Evet, bu öküz burada bayağı bir kişi öldürmüş. Bu kırmızı parçalar direkt ölen diğer oyuncular, anlaşılan. Ve şimdilik bir yukarı bakacağız o öküzle karşılaşmadan önce. Bakalım yukarıda neler var. Bu bizi nereye çıkarıyor? Belki bir kestirme açar. Ama sadece belki. Evet, kestirme açtık. Bu asansör yanılmıyorsam bizim tam geçen bölümde açtığımız kestirme tarafına çıkacak. Birazdan görürsünüz nereden bahsettiğimi. Her tarafım kan olmuş. Evet bakın. Burayı hatırladınız mı? Direkt buraya çıktık. Tamam. Artık çok güvenilir bir kestirmemiz var. Çok kolay bir şekilde ulaşabileceğimiz. Bu da demek oluyor ki istediğimiz gibi baştan savma oynayabiliriz. Çünkü istediğim zaman geri dönebilirim buraya. Şu anda bu geldiğimiz yer bana acayip yakın bir yere, bir yer haline geldi. Köprünün ilerisine de bakabiliriz. Gerisine de bakabiliriz şu anda. Ama ben öncelikle aşağı inmek istiyorum. Çünkü aşağıda henüz her yeri keşfetmedik. Devam etmeden önce mümkün olduğunca fazla yeri keşfedelim, değil mi? Burada bir öküzümüz var. İksiri kullanalım. Ve üstüne doğru koşalım. Tamam. Ha? Evet, çok hoş bir çok hoş bir öldürme şekli değil ama. ne çalışıyorsa artık. Değil mi? Ne öldürüyorsa. tamam. Domuza yazık ya. O neydi öyle? Ne yapalım? Peki burası beni nereye götürüyor? Burası nereye götürüyor beni? Ha. Köprünün diğer tarafına çıktık. Enteresan. Beklemiyordum böyle bir şey. Tamam. Güzel. Daha sonra şu arkadaşı da halledelim. İki defa vuruş yaparsanız direkt birincisinde kalkanını savuruyorsunuz. Diğerinde yaratığa vuruyorsunuz. Hoş oluyor. Burası biraz önceki köprü ayrıca. Biraz önce... gördüğümüz köprü. Bilmeden iksir kullanmış olabilirim. Önemli değil. Dikkatli oynayınca iksir kullanmıyoruz zaten pek. Yani yine aynı yere çıktık oradan. O zaman şuradaki şeyleri toplayalım. Ha, daha fazla iksir. Ne güzel. Galiba bu köprünün ilerisine bakacağız o zaman. Burada bu arkadaşlardan iki tane var. Geçen sefer bir tanesi bile sorun olmuştu. Burada ölme ihtimalim var. Onları öldürmeden de geçebiliriz gerçi ama. İstemiyorum o şekilde yenmek. Hemen bir tanesini şöyle çıkarırsak bize sorun olmayacaktır. Bir tane iksir. Düşündüğümden acayip fazla menzilleri. O ne ya? İyi. Daha hızlı bir silah istiyorum sadece. Alana kadar da bunu söylemeye devam edeceğim. Sıkılacaksınız artık bunu söylememden ama ben hala söylemeye devam edeceğim. İki kişi ölmüş burada yakın zamanda. İksirim hala var. Sıkıntı değil. Buradan nereye çıktık? Buradan boss'a çıktık. Burada bir boss savaşı var. Evet ve henüz hazır değiliz. Silahımı geliştirmem lazım. Daha kaslı bir şekilde gelmem lazım boss'a. Yani şimdilik geri dönüyoruz galiba. Ha? Evet hadi geri dönelim. Evet geri döndük. Açtığımız kestirmeyle geri dönmesi oldukça basit zaten. Şimdi burada ne var? Burada öncelikle bir markete uğrayacağız. Neden? Çünkü biz o domuzun yanından bir şey aldık.
O aldığımız şey markette yeni bir şey açtı ve artık başlangıç silahlarından istediğimizi alabiliyoruz ve fazladan testere mızrağı denen bir silah da kullanabiliyoruz. Ben direkt testere satırı denen silahı alacağım şu anda. Çünkü ben bu silahı kullanmıştım kendim oynarken ve bu silahı seviyorum. Yani silahımı değiştirebilirim artık. Ne güzel değil mi? Ama tabii ki bu baltanın da daha çok işe yaradığı yerler olabiliyor. Çok daha fazla menzili olduğu için. O yüzden ikisini de takacağız. İkisini de takabiliyoruz ve hızlıca değiştirebiliyoruz bununla. Şimdi bunun ne farkı var? Öncelikle çok daha hızlı gördüğünüz gibi. Biriktirip vuruşta şöyle. Ve bunu da açtığınızda diğeri gibi uzuyor biraz ama diğeri kadar fazla menzili yok. Bu kısacası daha küçük menzilli fakat daha hızlı vuran bir hali o silahın. Uzun lafın kısası. Şimdi direkt bunu geliştireceğim tabii ki. Bir kere daha geliştiremiyorum. Daha sonra ne yapacağız? Bir şey kullanacağız. Ne kullanacağız? Biz orada gezerken kendimize bir delinin bilgisini gördük. Eğer bunu kullanırsam şu anda gördüğünüz gibi oradaki göz simgesi 1 oldu. Peki bu 1 olunca ne oluyor? Eğer ben şu anda buradan çıkarsam ve daha sonra buraya geri girersem çok daha farklı bir şey göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi artık burada yatan cansız bebek canlı. Evet. Pursue the echoes of blood. Tamam. I will channel them into your strength. Peki. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. Evet. Artık özelliklerimizi geliştirebiliyoruz sonunda. Ve kazandığımız paraları mantıklı bir şey için de harcayabiliyoruz demek oluyor bu. Şimdi canlılık ne veriyor? Türkçelerini hiç beğenmiyorum ama neyse. Canımızı artırıyor ve birazcık fiziksel savunmamızı artırıyor. Dayanıklılık enerjimizi artırıyor. Fiziksel savunma artırıyor. Zehir ve hızlı zehir direncimizi artırıyor. Şu an zehir ve zehir bizim endişelenmemiz gereken şeyler değil. Kuvvet direkt silahımızın vuruş gücünü artırıyor. Genel olarak. Ve fiziksel savunmamızı artırıyor. Yetenek de aynı şekilde biraz artırıyor silahın gücünü. Kan rengi ve arkana. Bir sürü farklı şeye verebiliyoruz. Şu anda bizim 6500 paramız var. Ne yapacağız? Öncelikle birkaç puan kuvvete vereceğiz. Hadi bunu 15 yapalım. 2 puan cana ve 2 puan da dayanıklılığa vereceğiz. İyi bence ya. Aynen. Tamam. Ve böylelikle canımız arttı, biraz staminamız arttı ve onun üstüne bir de artık silahımız daha fazla hasar vuruyor. Tamam, bunu yapmak istiyordum. Bunu yaptık. Gayet hoş. Bu neymiş? Evet, bu da diğer oyunculara karşı savaşmak istersek kullanacağımız eşyalar. Şu anda ilgimizi çekmiyor ama. Pekala. Şimdi boss savaşını deneyeceğim. Muhtemelen 3 iksir yeterli gelmeyecek ve öleceğiz tabii ki. Aslında boss savaşına gitmeden önce bu bölüm boss savaşını yapmayalım. Çünkü atladığımız şeyler var. Etrafta atladığımız şeyler var. Almadığımız zırh seti var. O almaya çalışırken aşağı düştüğümüz şey var. Yer var hatırlıyorsanız o. Şey de var tabii. Tam olarak oraya nasıl gideceğimizi de bilmiyorum. Öyle bir sıkıntımız da var. Ama buradan bir bakalım. Daha önce buraya bakmamıştık. Ve bu silahı büyüttüğümüzde de tabancamızı kullanabiliyoruz. Baltadan en büyük artısı bu sayılır. Silahı büyük halinde kullanırken de tabancamızı kullanabiliyoruz. İki elli silah olmuyor. O da büyük bir artı sayılır. Buraya direkt bakmamıştık dediğim gibi geçen sefer. O yüzden bir buraya bakacağız. Burada değerli şeyler olabilir. Muhtemelen var. Daha sonra yukarı dolaşıp yukarıdaki o kesmediğimiz ipi de kesmek istiyorum zaten. Yani sonradan geri yukarı da çıkacağım muhtemelen. Ama öncelikle buradaki arkadaşları halledeceğiz. Merak ediyorum ya ne vardı bunun içinde. Deneyelim bir daha her neyse. Çok daha iyi gitti bu defa her şey ha. Evet.
Ayrıca buradan da çıkabildiğimiz bir yer var. Burası. Peki buradan çıkınca ne oluyor? Buradan çıkınca burada bir sürü gördüğünüz gibi şeyler falan var. Fakat daha önemlisi ileride birisiyle karşılaşıyoruz. Ops. Bilmeden iksir kullanmam gerekti, canımı azalttım. Teşekkürler boş konuşman için ve bize bedavaya bir eşya verdi. O direkt en yakındaki bonfire ışınlanmamızı sağlıyor. Fakat ışınlanırsak bütün paramız da gidiyor. Yani çok en iyi alışveriş sayılmaz ama bir alışveriş yine de. Şunu da bir keselim. İki tane eşya düşürdük şu anda, gördüğünüz gibi aşağı. Süper. Burada başka yapmam gereken tam anlamıyla hiçbir şey yok. Yani aşağı atlayacağız. Direkt dolaşalım ya. Aa, alo. Ayıp ayıp. Öldüm. Ne yaptıklarını gördünüz mü? Adam beni merdivende sıkıştırdı, diğeri ölene kadar ateş etti. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir yüzsüzlük yok. Hayret bir şey. Aklıma gelmedi ki merdivenden çıkarken bir anda birisinin tepemde belirip tekme atmaya başlayacağı, diğeri tararken. Takım çalışmasına bak arkadaş. Ay ay. Hala o kadar kolay değil ama. Fakat bunlardan üçer üçer iksir çıkıyor. Yani eğer iksir istiyorsanız almanızın en iyi yolu o yaratıklar. Üçer üçer iksir veriyorlar ve çok iyi oluyor o da. Şimdi biz buradaki her yeri düzgün keşfetmedik. Mesela burası. Galiba. Evet, anlaşılan tek yönlü bir yol burası. Geri yukarı çıkamayacağız. Ve zaten burası da bizi aynı yere getiriyor olması lazım. Ah, şuradan inebilirdim. Merdiven koymuşlar, ne güzel. Dediğim gibi çok şart değil. Değerli bir şey kaybetmedik. Tam olarak öldüğümüz yeri bulmamız. Bulmasak da bir sorun olmaz. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ondan çok kafaya takmayalım. İlla öldüğümüz yere bulmayı. Tamam, şu arkadaşı bir halledeceğiz ama. Aşağı düştü eşyasıyla beraber. Hayır. Ayrıca bunları öldürerek bayağı bir iksir de kazanmış oldum ki boss fight'ta iksire ihtiyacım olacak. Yani iyi bir şey yapıyoruz şu anda ve şuradaki eşyayı da almak istiyorum ben. Eğer oraya düşebilirsek. İyi o. Ve şuradan da zırhımızı alacağız aynen. Orada zırhımızın olduğu yer var. Çok iyi yere çıktık. Bayağı iyi yere çıktık hatta. Ama şuradaki şeye dikkat etmek lazım. O öldü. Etrafta bize sorun olacak başka bir şey var mı? Yok. Sadece şuradaki yaratık var. Onu da halledeceğiz. Ve öldü. Ve de buradan da artık... Evet. Şimdi bu oyunda çok fazla zırh çeşidi yok. Zırhınızı geliştirmek, çok fazla zırhınızın olması falan diye bir şey yok. Hani bu zırhla oyun sonuna kadar hiçbir şey yapmadan rahat bir şekilde gidebileceğiz. Bu zırh bizim ihtiyacımız olan her şeyi karşılıyor. İnanın bana. Ve zaten oyunun resminde de bu zırhı giyiyor karakterimiz. Yani
Sonunda tanıdık bir zırh giymek güzel değil mi? Hoş görünüyor. Zırhımızı aldık. Düşen eşyalardan hala birisini almadık. Düşen eşyalar derken neyi kastediyorum? Hani iki tane eşya düşürdük ya o odada. Onlardan birisini hala almadık. Dolayısıyla ona bir bakacağız. Onu da aldıktan sonra da bölümü bitireceğiz galiba. Pekala, geri geldik. Şimdi ben şu orta seviyedeki yaratıklarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü onlar da yeniden doğdu şuradaki arkadaşlarla. O yüzden direkt bu tavan katından aşağı atlayacağım. Tam ihtiyacımız olan yere, yani şuraya. Geçen sefer buradan atlayınca ölmemiştik. Yani bu defa da ölmeyeceğimi umuyorum. Yine de bir tane iksiri kullanalım. Seçenek tabii ki ama. Düşebilir misin? İşte ben de bundan korkuyordum. Ha, tamam. Tamam. Bir an orta tarafa düşeceğiz zannettim. O kadar uğraştan sonra. Hiç hoş olmazdı. Bu kadar şeyden sonra farelere mi öldüm? Ciddi misin sen? Çok kötü oynuyorum ve kendimi savunacak hiçbir şeyim yok. Direkt kötüyüm şu anda ya. Üzücü. Her neyse. Bunu almak için gelmedim zaten. Dediğim gibi hala küçük miktarda para. Çok fark yapmayacak kadar az. Hatta hiç fark yapmayacak kadar az. Ama testere mızrağını öğrendik şu anda. Bir tane daha silah öğrenmiş olduk. Ne kadar kullanmayacak olsam da toplayabildiğimiz kadar her şeyi toplayalım değil mi? O zaman bunu da aldık. Şimdi ben buradan kurtulmaya çalışacağım bir bakıma. Lütfen aynı şey olmasın, lütfen aynı şey olmasın, lütfen aynı şey olmasın, lütfen aynı şey olmasın. Bu defa. Pekala. Geride bıraktığımız her şeyi toplama görevindeyiz şu anda. Çünkü yakında hani bu boss'u öldürdükten kısa süre sonra ya da direkt boss'u öldürdükten sonraydı tam hatırlamıyorum. Bu bölgeden gideceğiz ve geride çok fazla şey bırakmak istemiyorum. Sevmiyorum direkt öyle oynamayı. O yüzden... Şu anda bu yaptığımız şeyi yapıyoruz. Yani ölerek herhangi bir şey kaybetmedim ölümlerimde. O yüzden önemli değil. Direkt önemli değil. Hiçbir önemi yok. Fark etmez. Bunların hepsini görmezden gelerek geçeceğim. Şu anda bunların bana bir önemi yok. Domuzcuğu da görmezden geleceğiz. Onun da bana bir önemi yok. Zaten bunların merdiven çıkabildiğini sanmıyorum. Bacakları çalışmıyor. Yani gezen yaratıkların. Çıkıyorlarsa komik olur ama sanmıyorum çıkabildiklerini. Ki bu kadar tırmanacak kadar inançlı olduklarına da inanmıyorum. O yüzden direkt buradan devam edeceğiz. Orada bir kaya var ve o kaya yuvarlanacak birazdan ama. Yuvarlanmıyor muydu? Yuvarlanıyor işte. Evet. Biraz daha iksir. Ve burada da dayımız var tabii ki. Orada bizi bekliyor dayı. Selam. Peki. Oraya gidene kadar iksirlerimizi de artırdık. Tamamdır. Sizinle uğraşmıyorum. Şansımızı deneyelim ha. Evet. Aferin dayı. Canavarlar dükkanın her yerinde. Bence sen dönüşeceksin dayı. Pekala. Peder.
Pedere karşı dövüşüyoruz. Bu da bizim gibi bir avcı bir bakıma. Ve silahını kullanmayı çok seviyor. O yüzden bundan nefret ediyorum. Bayağı hoşuna gider gördüğünüz gibi. Tabancasıyla rastgele ateş etmek. Uf. Hiçbir şey hatırlamıyorum bunun ne yaptığıyla ilgili. Kötü oynama rehberi. Kardeş bana canavara dönüşeceksin diyorsun dediğin laflara bak. Bir iksir kullanabilir miyim? Bak burada mezar taşları var. Ya şu durmadan ateş etmesi insana o kadar koyuyor ki. Evet çok iksir kullanmamızı sevmiyor dayı anlaşılan. Evet. Tabanca. Evet dönüşüyor. Genel olarak hani bossların çoğu başka bir şeye dönüşür. Hep aynı şekilde saldırmaz size bütün savaş boyunca ve bu dayıda böyle bir şey oluyor ve bayağı sıkıntılı bunun dönüşmüş hali. Belli olmuyorsa. Mezar taşlarını falan da kırabiliyor artık. Evet. Yani ilk seferde yenmeyi beklemiyordum zaten ama boss'la tanışmış oldunuz. Bir dahaki sefere yeneriz. Artık daha iyi anladım hareketlerini. Bu zaten ilk boss teknik olarak. Aslında ikinci boss. Bir tane boss'u atladık. Ona da geri döneriz aslında. Bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölüm atladığımız boss'u ve bu dayıyı öldüreceğiz. Tamam. Zor değil. Sadece ben kötüyüm inanın bana. Bir iki deneyişle halledeceğiz. Tamam. O zaman izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölüm dayı öldüreceğiz galiba. Kulağa iyi geliyorsa. Tamam, görüşürüz. Bye bye.